Herkese merhabalar. Bu dersimizde dairenin ve daire diliminin alanı konusunu göreceğiz. Biz geçen derslerimizde çemberi işlemiştik ve çemberin çevre uzunluğunu ve çemberin yay uzunluğunu görmüştük. Dolayısıyla aslında bu dersimizde işleyeceğimiz çözümlerin benzerini oralarda yapmıştık. Dolayısıyla dairenin ve daire diliminin alanında hesaplarken benzer çözümlerden yararlanacağız. Dolayısıyla çemberi eğer öğrendiyseniz dairenin da kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Peki... Şimdi daire ile çember arasında farklılıklar vardı, değil mi? Çember neydi? İçi boş şekillerdi. Yani çemberde şu şekilde olduğu için çevre önemliydi. Ama daire neydi? Daire içi doluydu, değil mi? Yani çemberi bir e, simit şeklinde düşünürsek eğer, daire neydi? Daire bir CD şeklindeydi. Dolayısıyla dairede alan önemli. O zaman hemen bakalım. Yarı çapı r birim olan dairenin alanı neymiş? Pi R kareymiş. Bütün formülümüz aslında bundan ibaret. Yani eğer biz pi'yi biliyorsak, R neydi? R yarı çaptı değil mi? Yarı çapı da biliyorsak o zaman dairenin alanını kolaylıkla hesaplayabiliriz. Hemen bakalım sorumuza aşağıda verilen dairenin alanını hesaplayalım demiş. Burada ne vermiş? R yani yarı çapı 3 cm vermiş. E bize burada pi'yi de vermiş. O zaman dairenin alanı eşittir ne diyeceğim? Pi R kare Formülüm bu kadar. O zaman dairenin alanı eşittir. Pi'yi 3 vermişti. R'yi de 3'ün karesi yapacağız. 3'tü. R kare. Dolayısıyla 3 kere 3 9. 3 kere 9 ne olacak? Dairenin alanı 27 santimetre kare olmuş olacak. İşte bu kadar kolay şimdi formülü öğrendik. Nasıl çözeceğimizi de öğrendik. O zaman bunlarla ilgili ne yapalım? Sorular çözelim. Soru tipleriyle yavaş yavaş farklılaştırırız. Yukarıdaki O merkezli dairede verilenlere göre alanı hesaplayalım demiş. Şimdi bu O merkezli dairede ne vermiş? R yani yarı çapı 14 cm vermiş. Ve pi'yi kaç vermiş? 22 bölü 7 vermiş. Dairenin alanı diyorum neydi? Pi çarpı R kareydi değil mi? O zaman ne yapıyorum? Pi 22 bölü 7. Peki R kare nedir? R 14'tü. Yani 14 çarpı 14'tür değil mi? Bu şekilde hesaplayacağız. Dolayısıyla burada ne oldu? Sadeleştirme oldu. 7 ile 14 sadeleşti. 2 kaldı. 2 kere 14 28. 28 ile o zaman ne yapacağız? 22'yi çarpacağız. Şurada çarpalım. 28 çarpı 22. 2 kere 8 16 elde var 1. 2 kere 2 4. Elde 1 vardı 5. Yine altta da aynı şekilde. O zaman 6 11,6. Dolayısıyla dairenin alanı kaç çıktı? 616 santimetre kare olarak çıkmış oldu. Peki hemen diğer soruma geçtim. Yukarıdaki Y merkezli dairenin alanı 314 santimetre kare olduğuna göre. D'ye kaç santimetredir demiş. Şimdi Y merkezli dediğine göre o zaman bize burada neyi soruyor? R'yi soruyor. Çünkü alanı vermiş. Şimdi alan neydi? Dairenin alanı. Tekrar tekrar yazalım bunu. Unutmayalım. Pi R kareydi değil mi? Pi R kare. Şimdi alanı bize vermiş. 314 vermiş. Eşittir. Pi kaç vermiş? 3,14 çarpı R kare. Yani bu şekilde. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Her iki tarafı R'nin kat sayısına bölelim. Yani R karenin kat sayısına bölelim. 3,14 3,14 Bunlar ne yaptı? Sadeleşti. Burada sadece R kare kaldı. Burada ne olur? Virgül buradan bir, iki adım kaydığında burası da bir, iki sıfırla dolar. Değil mi? Yani 31.400 bölü 314 oldu. E bunlar sadeleşir. Burada kaç kalır? 100 kalır. O zaman R kare neymiş? 100'müş. E R kare 100 ise eğer R kaçtır? Yani R çarpı R 100'müş. Dolayısıyla bir tane R ne olmuş olacak? R eşittir 10 santimetre olmuş olacak. Yani bu dairenin yarıçapı 10 santimetre olmuş oldu. Peki devam ediyorum. Yarı çapı 8 metre olan bir dairenin alanı kaçtır diyor. Bu sefer de ne vermiş? Dairenin alanı eşittir. Pi r kare tekrar yazdım. Yarı çapı 8 metreymiş. Pi'yi 3 vermiş. O zaman dairenin alanı eşittir. Pi yani 3 çarpı R kare 8'in karesi olacak. O zaman dairenin alanı eşittir. Ne olacak? 8 kere 8, 64. 64 ile 3'ü çarpacağız. 3 kere 4, 12. Elde var 1. 3 kere 6, 18. 1 de elde vardı. 19. Yani 192 santim pardon metreydi. Metre kare olmuş olacak. Diğer sorum. yarıçapı 10 santimetre olan bir CD'nin alanını hesaplayalım demiş yine. Peki dairenin alanı ya da şöyle diyebiliriz. CD'nin alanı eşittir. P R kare değil mi yine? O zaman pi'miz kaç? 3,14 verilmiş yine pi. Peki yarı çapı kaçtı? 10 santimetreydi. Yani onun karesi olacak. O zaman 3,14 ile neyi çarpacağım ben? 100'ü çarpacağım. Çünkü 10 kere 10, 100. 3,14 ile 100'ü çarparsam ne olur? 1,1 iki kere bu tarafa kayar değil mi? Dolayısıyla 314 santimetre kare olur CD'nin alanı. Hemen buna geldim. Çapı 14 metre olan bir dairenin alanını hesaplayalım demiş. Bu sefer neyi vermiş? Çapı vermiş. Peki dairenin alanı neydi? Pi re kareydi değil mi? Yani yarı çapın karesiydi. E, çapı 14 metre ise Neydi? Dairenin çapı şu şekildeydi değil mi? 14 metre. Yarısı neydi? Yarısı o zaman 7 7'dir. Dolayısıyla ben hesaplarken yarı çapı yani 7'yi kullanacağım. 14'ü 2'ye böldüm. 7. Peki pi'miz kaç? 22 bölü 7. Yarı çapımız kaç? 7. Yani 7'nin karesini kullanacağım. 7 çarpı 7 yapalım. Buradan hemen sadeleşsin. O zaman dairenin alanı neye eşittir? 22 çarpı 7'ye. Yani 7 kere 2 14. Elde var 1. 7 kere 2 14. Bir de elde vardı. 154 metre kare olmuş olacak. Şimdi alan vermiş bakın. Alanı 36 pi santimetre kare olan bir dairenin çapı kaç santimetredir diyor bu sefer. Yine dairenin alanı eşittir pi r kareydi. Bunu yazdım. Alanı ne vermiş? 36 pi vermiş. 36 pi eşittir pi çarpı r kare. Şu anda r'yi de bilmiyoruz. Peki şimdi ne yaparız? Öncelikle bu pi'lerden bir kurtulalım. Her iki tarafı Pi'ye böleriz. Bunlar gitti, bunlar gitti. O zaman 36 neye eşit? R çarpı R'ye eşit. Peki hangi sayının kendisiyle çarpımı 36 eder? 6 değil mi? 6 kere 6, 36 eder. Dolayısıyla R kaç çıkmış oldu? 6 santimetre çıkmış oldu. Ama bizden ne istiyordu? Çapı istiyordu. E çap nedir? R'yi ben 2 ile çarparsam çapı bulmuş olurum. Yani 6 kere 2, 12 santimetre olmuş olur çapı. Devam ediyoruz sorularımıza. Bir çiftçi daire şeklindeki tarlasını sulamak için merkeze tam tur dönen bir fıskiye koymuştur. Fakat fıskiye sadece yarı çapı 6 metre olan mavi daire kadar alın sulayacak kadar su püskürtebilmektedir. Bahçenin yarı çapı 9 metre olduğuna göre sulanmadan kalan alanı hesaplayalım demiş. Yani şurada bir fıskiye var kısacası. Sadece şu mavi daireye kadar püskürtebiliyor ama bahçe ne kadar? Bahçe bu kadar. E, sulanmadan kalan alan neresi olacak? Şuralar olacak değil mi? Dolayısıyla biz bu alanı hesaplayacağız. Peki düşünelim. Biz bu alanı hesaplamak için ne yapmamız gerekir? Büyük dairenin alanından yani bahçenin alanından şuradaki fıskiyenin su püskürtebildiği alana kadar olan alanı çıkartırsak geriye buradaki alan kalacak. O zaman öncelikle bize ne lazım? Şu bahçenin yarı çapı lazım değil mi? Bahçenin alanını bulacağız çünkü öncelikle. Şimdi bahçenin alanına bakalım. Bahçenin yarı çapı 9 metreydi. Yani şurası 9 metre. O zaman bahçenin alanı pi r kareden ne olur? Pi 3 alın demiş. 3 çarpı 9'un karesi. 9 kere 9 81. 81 çarpı 3 3 kere 1 3 3 kere 8 24 243 metre kare oldu değil mi? Bu bahçenin alanı Büyün. Şimdi ne yapacağız? Şu fıskiyenin sulayabildiği kadar alanı çıkaracağız. O zaman ne diyelim? Fıskiyenin suladığı alan. O da ne olacak? Yine o da pi re kare. O da bir daire. O zaman pi'miz 3'tü. Peki onun yarıçapı ne kadardı? O da verilmişti. Yarıçapı 6 metre verilmişti. O şuraya kadar değil mi? Şuraya kadar 6 metre. Dolayısıyla 6'nın karesi diyeceğim. 6 kere 6 36. 36 ile 3'ü çarpacağım. 3 kere 6 18. Elde var bir. 3 kere 3 9. Bir de elde vardı 10. O da 108 metre kare. Ama biz ne yapacağız? Şuradaki alanı hesaplayacağız. Dolayısıyla ben bahçenin alanından bu alanı yani fıskiyenin suladığı alanı çıkartacağım. Burada ne kalır? 5. Şurada 3 kaldı. Burada bir kaldı. Dolayısıyla 135 metrekarelik alan ne olmuş? Sulanmadan kalan alan olmuş. Diğer sorumuz şöyle. Asiye arkadaşlarına dairede alan konusunu anlatmak için bir sunu hazırlamıştır ve sunuda yandaki karton şekli kullanacaktır. Kartondaki beyaz bölgeleri keserek pembe alanları hesaplamayı hedeflemektedir. Kartonun boyu 120 cm olduğuna göre Asiye'nin hesaplaması nasıl olur demiş. Şimdi Asiye hesaplarken ne yapması gerekiyor? Pembe alanları bulabilmesi için öncelikle dikdörtgenin alanını hesaplayacak, değil mi? Dikdörtgenin alanından sonra ne yapacak? şu dairelerin alanını çıkaracak. O zaman bize hem dikdörtgen alanı lazım hem de bir dairenin alanını bulduğumuzda 3 ile çarparız zaten eş daireler. O zaman onların alanını dikdörtgenin alanından çıkarabiliriz. Peki şimdi bizde ne var? Elimizde kartonun boyu 120 santimetreymiş. Yani şurası 120 santimetre. Peki burada ne var? Bakın 3 tane dairenin çapı var değil mi? 3 çap 1 2 bir de bu var. Yani ben bu dairelerin yarı çapını bulmak için ne yapacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yarı çap var. Yani 120'yi 6'ya bölersem eğer 20 cm neyi bulmuş olurum? Şu R'lerden birini bulmuş olurum değil mi? 20 cm. Peki başka neyi bulmuş olurum? Şimdi bu yarı çap 20 cm ya. Şurası da 20 o zaman ve şurası da 20. E 20 20 daha 40 yani dikdörtgenin kısa kenarını da bulmuş oldum 40 santimetre olarak. O zaman ne yaparım? Artık dikdörtgenin alanını hesaplayabilirim. Dikdörtgen alanı 120 santimetre çarpı 40 santimetredir, değil mi? Ne olur? 120 çarpı 40 400 pardon 4800 santimetre kare olur. Bunları çarptım. 2 tane de sıfır koydum. Bu şekilde 4800 santimetre kare oldu. Şimdi ne yapacaktık? Dairelerin bir tanesinin alanı bulursak onu 3 ile çarparak bütün dairelerin alanını bulabiliriz. Peki dairelerin alanı nasıl bulabiliriz? Şimdi bu dikdörtgenin alanıydı. Karışmasın. Dikdörtgenin alanı diyelim. Peki dairelerin alanına bakalım. Onu nasıl hesaplayacağız? Pi r kareden hesaplayacağız değil mi? Peki pi'miz kaç? Pi verilmemiş. Şuraya pi eşittir 3 diyelim biz. Pi 3 verilmiş oldu. Peki R'miz neydi? 20 idi. 20'nin karesi olacak. 20'nin karesi 400. 4 kere 3 12. Yani 1200 santimetre kare bu ne? Bir dairenin alanı. Peki bize ne lazımdı? Bize 3 dairenin alanı lazım. Yani bunu 3 kere kendisiyle çarpacağım. Yani 3 ile çarpacağım. Peki ne oldu? 3600 santimetre kare olmuş oldu. Yani dairelerin alanı 3600 santimetre kare olmuş oldu. Şimdi ne yapacağım o zaman? Dikdörtgenin alanı eksi dairenin alanı yapacağım. Yani 4800 yüzden 3600'ü çıkaracağım. Ne kaldı? 1200 santimetre kare kaldı. O zaman pembe alanlarda neymiş? 1200 santimetre kareymiş diyebiliriz. Şimdi dairenin alanını az çok anladığımıza göre ne yapalım? Daire diliminin alanına bakalım. R yarıçaplı bir dairede alfa derecelik bir merkez açının gördüğü daire diliminin alanı orantıdan yararlanarak bulunabilir demiş. Nasıl orantı yapacağız peki? Şimdi bütün dairenin alanı kaç derece? 360 derece ile ölçülür, değil mi? Dolayısıyla 360 derecede ne var? πr kare var. Peki alfa derecenin gördüğü dilimin alanı nasıl hesaplanır? O zaman ona bakalım. Ona da dilimin alanı diyelim. Daire diliminin alanı. O zaman bakalım içler dışlar çarpımı yaparız. Daire diliminin alanı çarpı 360 eşittir. Alfa çarpı pi R kare oldu değil mi? Peki her iki tarafı ne yapalım? Şundan şunu karşıya atmak için bundan kurtulmaya çalışalım. Yani 360'a bölelim. Böldük. O zaman bunlar sadeleşti. Işte burada ne kaldı? Daire diliminin alanı eşittir alfa çarpı pi r kare bölü 360 kalmış oldu. İstersek bu şekilde orantıdan yararlanarak yapabiliriz. Ya da şöyle düşünebiliriz. Şimdi daire diliminin alanı. Normalde dairenin alanı neydi? Pi r kareydi, değil mi? Pi r kareyi yazarım pi kare dairenin alanını çözerken böyle yapacaktım. E, dilimin alanında bizim karşımıza ne çıkacak? Alfa çıkacak. E, alfayı neye oranlayacaksın? 360'ı oranlayacaksın. Yine aynı şeye gelmiş olduk. İkisinden de yararlanabilirsiniz. Şimdi de bununla ilgili bir sorumuz var. Yandaki 10 merkezli dairede verilenlere göre sarı bölgenin alanını hesaplayalım demiş. Yani bir daire diliminin alanını istiyor bizden. Ne yapalım? Hem orantıdan yararlanalım hem de kendi bildiğimiz yöntemle yapalım. İki ayrı yöntemle çözelim. Önce orantıyla çözelim. Orantıyla nasıl çözüyorduk? Şimdi 360 derecelik alanda ne yapıyorduk biz? Pi r kare yapıyorduk değil mi? O zaman ne yapacağız? 50 derecede dairenin diliminin alanı bakalım kaç çıkacak? Bu şekilde oranladık. Ne yaparız? İçler dışlar çarpımı. Yani daire diliminin alanı çarpı 360 eşittir 50 çarpı. Peki pi re karenin de değerini yazalım burada. 3 çarpı re kare. Re ne? 6 yani 6'nın karesi. Her iki tarafı ne yapıyorum? 360 ve 360'a bölüyorum. Bunlar gitti. Burada ne kaldı? Daire diliminin alanı eşittir. Yazalım sadeleştirmeler ya da şurada sadeleştirelim. 6 kere 6 36. 36 ile şuradaki 360'tan 36'sı gitti. Burada 10 kaldı. Şuradan sıfırlar gitti. O zaman 5 kere 3 15 santimetre kareymiş daire diliminin alanı. Şimdi burada orantıyla çözdük. Peki ne yapabilirdik? Böyle yapmasaydık. Daire diliminin alanı eşittir. Öncelikle ne yapardım? Pi R kare. Sonra alfa bölü 360 diyordum. Değil mi? Yani pi ne? 3 çarpı R kare R 6'ydı 6'nın karesi. Çarpı 50 bölü 360. Bana göre bu daha kısa bir yöntem. Hemen sağa değiştirelim. Sıfırlar gitti. 36 ile şu gitti. 6 kere 6 36 idi. Peki ne kaldı yine burada? 3 kere 5 15 santimetre kare kalmış oldu. Hemen diğer sorumuza bakalım. Merkezleri üst üste çizilmiş iki daire diliminden büyük olanın yarı çapı 6 cm, küçük olanın yarı çapı 3 cm'dir. Daire diliminin O açısı 80 derece olduğuna göre pembe alan kaç santimetredir demiş yine. Şimdi ne yapacağız o zaman? Öncelikle büyük daire diliminin alanını hesaplayacağız. Sonra küçük daire diliminin alanını hesaplayacağız. Ve büyükten küçüğü çıkarırsak bu alan kalmış olacak. Şimdi o zaman ne yapalım? Büyük daire diliminin alanı eşittir. Peki ne yapıyorduk biz? Pi çarpı r kare çarpı alfa bölü 360 yapıyorduk değil mi? Hemen yerlerini koyalım o zaman. Pi neymiş? 3 çarpı r kare. Şimdi büyükteyiz. Büyüğünün yarı çapı kaçtı şurası? 6 idi. O zaman 6'nın karesi. Peki alfa dediğine, Alfa dediği şu. Şurası 80 dereceymiş zaten bu. O zaman 80 bölü 360 yaptık. Şunlar sadeleşti. 6 kere 6 36. Bunlar da sadeleşti. O zaman ne kaldı? 3 kere 8 24 santimetre kare kalmış oldu. Bu ne? Büyük daire diliminin alanı. Yani tamam. Şimdi küçük Daire diliminin alanına bakalım. Onun da yine aynı formül değil mi? Pi çarpı r kare çarpı alfa bölü 360. Ne değişik burada? Sadece yarı çap değişik. O zaman pi'nin yerine yine 3 koyacağız. Yarı çapın yerine küçüğünün yarı çapı kaçtı? 3 santimetreydi. Bakın gerisi zaten aynı. 3'ün karesi var sadece burada. Gerisi yine ne? 80 bölü 360. Çünkü aynı şekil zaten. Evet bunlar sadeleşti. Şu 36 3 kere 3 9 9 da sadeleşti. Burada 4 kaldı. 4 8 de sadeleşti. Burada 2 kaldı. 3 kere 2 6 santimetre kare kalmış oldu. Şimdi ne yapacağım? Büyükten şu küçüğü çıkaracağım. 24'ten 6 çıktı. 18 santimetre kare kaldı. Demek ki bu da neymiş? Bu da pembe alan 18 santimetre kareymiş diyebiliriz. Evet yine başka bir soru. Yanda verilen şekilde yarım dairenin yarıçapı 4 santimetre ve çeyrek dairenin yarıçapı 2 santimetre olduğuna göre toplam alan kaç santimetre karedir demiş. Yarım daire hangisi? Yarım daire şu değil mi? Yani bunun yarıçapı 4 cm'ymiş. Peki diğeri de çeyrek daireymiş. Bu da 2 cm'ymiş. Bakalım bunun ikisinin yani bütün şeklin toplamı kaç santimetre karedir diyor. O zaman ne yapacağız? Öncelikle yarım dairenin alanı diyelim. Ne olur? Pi çarpı r kare. Şimdi burada açı kaç? Bakın açı doğru açı değil mi? Yani 180 derece. 180 bölü 360 yapmam yeterli. O zaman ne yapacağım? Pi 3'tü. 3 çarpı yarı çapa baktım. 4 santimetre. 4'ün karesi çarpı 180 bölü 360. Şunlar sadeleşti. Burada ne kaldı? 2 kaldı. Peki 4 kere 4 burası 16 idi. Şunlar sadeleşti. Burada 8 kaldı. Yani 3 kere 8 24 santimetre kareymiş. Yarım dairenin alanı. Peki bu neymiş? Bu çeyrek dairenin alanını bulacağız şimdi. Peki çeyrek dairenin alanını yazalım. Yine pi r kare alacağım değil mi? Peki burada açı kaç? Çeyrek dairenin açısı kaç olur? 90 derece olur değil mi? Yani 360 tamamıysa çeyreğini bulmak için 4'e bölerim. O da 90 çıkar. 90 bölü 360 olur dolayısıyla. O zaman onun da diğer değerlerini yerine koyalım. 3 çarpı r kare 2'nin karesi. Bunun yarıçapı 2 idi. 90 bölü 360 yaptım. Şunlar gitti. Bunlar sadeleşti. Işte burada 4 kaldı. 2 kere 2 4. Şunlar da gitti. Dolayısıyla burası ne kaldı? Burası da 3 santimetre kare kalmış oldu. Şimdi ne yapacağız? Bize toplam alanı soruyordu. O zaman ikisini topluyorum. 24 3 daha 27 santimetre kare olarak bulmuş oluyorum. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.